Ne yapıyorum ben? Bu ne? İridyum. Aha. Abi sen götümü ağrıyor. Hatta bir ara elektrikler gitmişti. ne zamandı o ya? Evet, elektrikler gitmişti o gün. Ve hatta orada da İzmir depremi vardı. Olmuştu, vardı. O gün mü elektrikler gitmişti, hatırlamıyorum. Evet. O gün elektrikler gitmişti 15 dakikada. Ama biz hepimiz böyle, ya elektrikler gitti. Sonunda elektrikler gitti. Lamba yok, bilgisayar yok falan filan. Ama ondan sonra 15 dakika sonra geldi. Neyse. Ondan sonra deprem olmuştu. İzmir depremi, yani 6 büyüklüğünde. Bilirsiniz belki. Ben o gün şansıma Balıkesir'de de hissedildi. Ben şansıma aşağıdaydım, yemek yiyordum. İş arkadaşlarımla. Yani gerçekten zemin kattaydım. Sokağın başında yani. Sokağın başında derken hani yemekhane var ve onun dış tarafı da var. Yani dışarıda içebiliyorsun. Dışarıda sigara içebiliyorsun, bunu içebiliyorsun, bunu yiyebiliyorsun. Hani bildiğin yemekhane, kantin dışarıda da var böyle. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Ve ben de hani bildiğin sokakta, hemen sokağa dökülebiliyorsun bir şey olduğu zaman. Bizim çalıştığımız yer çünkü 4. katta. Yani en üst kat mıydı ya da 5. kat? Evet, 5. katta vardı. Bu ne? Bunu bir alayım bakayım. Nice. Fear lock. Bir şey deneyeceğim. Bir test olarak. Nice. Okay. Ya bu çok güzel. Ağaçların üstünden. Ben eve gitmek istiyorum ama. Ve eve gitmiyorum. He? Bu taraftan. Bu sinek var ya. Biri şimdi mikrofonun üstüne geliyor. Ya tak burada. Ya tak. Neyi bırakayım ben şimdi? Sen. Yani o depremde hafifçe hissettim ben sallandığını. Alt katta bir o kadar sallandı. Allah'tan üst katta değildik. Üst kat gerçekten böyle olurdu. Şansıma. Ya. Yani gerçekten zordu. Yani gerçekten çok, hani her gün böyle bir kalp krizi geçiriyorsun, düşün yani. Ya da ne bileyim, her gün yani o heyecanı yaşıyorsun. Normalde olmaması lazım. Hani sonuçta orada gençler de çalışıyor. Belki benden küçük, belki benden büyük gençler de yaşıyor. Çalışıyor. Sonra orası boşaldı. Daha doğrusu birçok kişi işi bıraktı. Neden bilmiyorum. Belki de bu yüzdendir. Bir de çok stresliydi yani. Yani o yönden de bakarsan, müşteri gelse bile fırça yiyorsun. Sonuçta hani sadece sen aramıyorsun. Senin gibi birçok da call center'lar var. Arayan. Bazıları tuzak, bazıları bilmiyorsun ne olduğunu. Ondan sonra işte bizim var. Ve tabii de öyle durmadan zıt pıt aranınca sen de kızıyorsun. Ben bir şey istemiyorum. Polise vereceğim şunu. Öyle insanlar da var. Ama o an sakin olmak gerekiyor. O yönde bir sıkıntı yok. Gerçekten. Yani anneme babama küfür et, bana küfür et. Okey, anneme babama değil de yani. Bana küfür et. O zaman sakin olurum yani. Sıkıntı yok. Hadi hakaret et. Ben o konuda gayet sakinim. Ama hep de böyle sakin olamıyorsun. Daha doğrusu hani içinden böyle bir oluyorsun yani. Was? Neden? Tanrım, bir şey bakacaktım. Alo. Batis. O ne be? Kum galiba sadece, evet. Başka bir şey değil. Sadece kum.
şey var mı diye bakıyorum. Ama bir şey yok bunda. Okey, devam edelim o zaman. Tam bir ay çalıştım. Yani zaten staja başladığımızdan beri bir ay oluyor. Ondan sonra zaten ben oradan çıktım. Yani şu yönden çıktım. Hani was? Dediğim gibi hani genç çocuklar da çalışıyordu. Ve orada uzun yıllar çalışan insanlar da var. Benden büyük. Profesyonel yani. Ama işte benim için her şey yeniydi böyle. Her şey yeniydi yani. Zor. O yüzden... Ya nasıl diyeyim? Ben sevmedim. Hele hani maaşı yanlış anladım ya. Gerçekten o an... Maaşı yanlış anlamıştım dedim ya hani. Maaşta şey zannettim. Sattığımız kadar kazanıyoruz. Ya da sattığımızın %50'sini 70'ini kazanıyoruz. Ya da %100'ünü. Öyle düşünüyordum. Öyle değilmiş. Yani ben normal... şey gibi sen söyle. Hani sanayide çalışsam stajyer olarak ya da işte o call center'da çalışsam yine aynı maaş alacağım. Staj maaş. Ya. Stajyer olduğum için o yüzden dedim ki fuck it. Gerçekten fuck it. Gittim açıkça gerçekten hiç bir şey yapmadan dedim ki ben çıkmak istiyorum. Patron da iyi bir insan. İnsanlar yani öyle kaba bir insanlar da değil. Böyle alttan alan insanlar falan Allah razı olsun. Ama ben dedim. Gerçekten. Sevmedim. Hani motivasyon düştü. Orada motivasyon düştü gerçekten. O yüzden dedim ki boş ver. Ve bunu açıkça söylüyorum yani gerçekten. Hani ben utanmam bunu şimdi söylemeye. Hani şimdi belki bazı kişiler diyecek. Ya beceriksizin teki sen daha kaç yaşındasın? Ama bunu bile beceremiyorsun falan. O beceriyor, sen beceremiyorsun. Ben... aynen gerçekten. O çalıştığım günlerin şeyi. Aynen. Kalbim yani. Böyleydi. Gayet aynı yani. Hiç değişen bir şey yok. Ne çıktım ben? Ya Abdullah sen bunu... Beceremiyorsun falan falan beceriksiz diyebilirsin gerçekten ama bana göre değildi. Ben sevmedim ve yapamadım ve heyecanlandım. Heyecanlandım falan filan. Yapamadım ve çıktım. Bu kadar. Bunun beceriksizle alakası var belki ama o da o iş için geçerli. Zor. Ve kendimi gerçekten çok rahat hissettim. Zor. Çok düşünmedim. Dedim fuck it. Çık ve başka bir yere git. Başka bir yere. Ve gerçekten ama şu da var. Hani rahat. Kendi masan var. Kahveni yapabiliyorsun. Şunu yapabiliyorsun. Bunu yapabiliyorsun. İstediğin zaman. Güzel ama işte. Bazen hiç müşteri olmuyor. Öyle bekliyorsun böyle gerçekten. Hayır. Hani insanın canı sıkılıyor. Gerçekten canı sıkılıyor. Bir saat öyle otur bekle bir şey yapmadan. Hani bari başka yerlerde, başka işletmelerde yine mesela temizlik falan yapayım. Çok farklı bir düşünce evet biliyorum ama hani biraz da hareketlilik olsun yani sonuçta. Hani bilgisayarın başında bir şey olsa güzel olur. Çalışırım. Ama bir hareketlilik de olmuyor. Ve bazen gerçekten de öyle hani benim suçum bile değil. Bazen gerçekten müşteri de olmuyor. Böyle bekliyorsun, 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 bekliyorsun. Ondan sonra bir tane mailbox geliyor. Daha doğrusu hani şey... Açmıyor telefonu mesela. Çoğunlukla da öyle oluyor. Ya. Yani bana göre bir şey değil. Gerçekten. Ve tam çıktım. Tam işten çıkmıştım. Başka bir yere nakledecektim. İşlemleri başlatılacaktı. Ama orada da tam da kısıtlama geldi. İşte yüz yüze eğitim kapatıldı. Ara verildi daha doğrusu. Ve aynı şekilde stajlar içinde geçerliydi. O yüzden dedik ki güzel. Tam da denk geldi yani. Şimdi ikinci dönemdeyiz.
Ben yani daha doğrusu. Ya okulların açılmasını istiyorum. Hani okullar açılsın da. Stajlar açılmasın. Ben şimdi yeni bir yere başlamak istemiyorum. Neden diyeceksiniz, istemiyorum gerçekten. Hani şimdi çalıştığımız yerleri tahmin ediyorum. Ya da çalışacağım yerleri tahmin ediyorum. Yani temas çok fazla var. Küçücük yerler. O yüzden bilmiyorum. Yani müşteriler gelecek falan filan, işte onlarla uğraş. Korona zamanında. Yani bir de şöyle, hani verdikleri para çok az. Sadaka parası. Yani sadaka parası için çalışıyorsun. O da 2 ayda bir. Bu aynı şey için de sen söyle. Müzisyenler için 3 ayda bir para veriyorlardı ya. Heh, aynen o da öyle yani. Verdikleri para da az yani. Yani ya, bilmiyorum. Para önemli değil o kadar gerçekten. Ama yine de insan biraz fazla da bekliyordu. Hani biraz daha fazla olsaydı iyi olurdu gerçekten. Hani Türkiye'de sonuçta. Hani Türkiye'de o parayla sen bir halt yapamazsın. Gerçekten. Bir halt yapamazsın. Ben sevdiğim bir işte çalışmak istiyorum. Ama bir soru var. Ya da bir sorun var. O da ben ne işte çalışacağım bilmiyorum. Daha doğrusu hayır, öyle değil. Ben hangi işi seviyorum? Ben ne iş yapmayı seviyorum? Asıl soru bu. Ve tamam, sevdiğim bazı şeyler var ama mesela benim sevdiğim şeylerin benim sevdiğim şeylere dayalı işler var mı? Atıyorum ben oyunu seviyorum. Şimdi yayıncılık var falan ama o şu an bana çok şey kazandırmıyor. Ve bu burada bir ambalajın paketi var. Ve burada bazen şu an yapraklar düşüyor yani burada. Yapraklar. Ben gerçekten bu yaprağın buraya düştüğünü zannettim. Sanki bu yaprak şu an düşmüş gibi. Ya güzel. Yani benim aklım gerçekten çok yerinde. Sus be. Aslında bu video çekmem bu saatte yanlış. O yüzden biraz yorgun gözüküyorum. Çünkü kalktım biraz... Yani sabahleyin kalktım ve gerçekten uzun zaman önce yine sabahleyin kalktım. Normalde hep geç kalkan bir insanım maalesef. Bunu değiştirmem lazım ama kalktım sabahleyin, baktım ders yok. Yattım, uyandım yani öğlen saatlerinde falan. Ondan sonra alışverişe gittim falan. İşte ya. Öyle yani. Ve rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Neden bilmiyorum ama Ben dinozor değil mi? Burada yatmak mantıklı mı? Bence değil. Ama yine atıyorum ben. Dinozorlardan korkmam. Normalde. Ama rüyalarımda çok korkuyorum. Rüyalarımda gerçekten çok korkuyorum. Ama öyle böyle değil. O ta küçüklüğünden beri var. Mesela atıyorum. Nasıl bir bilinçaltıysa artık. Sokakta geziyorsun. Ve birden bir tane dinozor çıkıyor. Büyük bir tane ama. Böyle küçük Zaurus, Maurus falan. Onlardan değil yani. Gerçekten böyle büyük versiyonlarından. Büyük cinslerinden. Ve ondan sonra kalıyorsun böyle. Korkuyorsun. Hep aynı tantana. Dinozor geliyor. Ondan sonra sen saklanmak için bir yer arıyorsun. Saklanmak için bir yer. O da genellikle yabancı bir ev oluyor. Ama sen rüyanda biliyorsun ki tamam, ben şimdi bu binaya girersem ya da bu sokaktan geçersem ya da mesela şu evin şurasına girersem bu dinozor koca kafasıyla burayı kırar. Ve gerçekten de kırıyor. Ya da yani yıkar yani. Zor. Bunun bilincindeyim. O yüzden böyle hep aşağılara, böyle alt katlara gitmeye çalışıyorum. What? Öyle bir şey yani. Hep böyle içinde bir korku var. Her an dinozor gelecek.
ve sanki dinozorun gözü sadece bende gibi hissediyorum. Öyle yani. Mesela şu geçen gördüm rüyada. Geçen dedim yani bugün. Kalktığımda o rüyamda da yine bir dinozor vardı ama bu sefer farklı bir mekanda, farklı bir yerde ve orada ve orada bir binaya girdim. O bina sanki böyle şey, bir radyo binası mı falan bilmiyorum gerçekten. Hani bir binaya. O binanın asansörüne bindim. Ve ondan sonra dedim ki, orayı gerçekten iyi hatırlıyorum. Kendi kendime diyorum, umarım bu dinozor bu asansörü bozmaz. Daha doğrusu hani duvarın içini, yani duvarı kırıp da asansörün içine girmez diye dua ediyorum böyle, hani böyle umarım girmez, umarım girmez falan filan. Asansörün içinde bekle, ondan sonra çıktım sağ salim. Ondan sonra o dışarıda pencerelerin etrafında geziyordu. Ben de köşelerden saklanıyordum. Dedim ki tamam, ben şimdi bu duvarda saklanırsam o kafasıyla kırar, içeri girer. Daha uzak bir yere gidin falan diyorum. Ah. Belki çok korkunç falan değil anlatırken yani. Ama gerçekten de korkunç. Hani şu an bile korkunç değil benim için. Ama rüyada öyle değil. Neden bilmiyorum. Ben çok farklı rüyalar görüyorum. Bazen gerçekten hatırlamıyorum. Mesela atıyorum o rüyanın %60'ını belki hatırlıyorum. Bazen gerçekten %30'u oluyor. Ya da bazen %10'u. So. Ve hep öyle oluyor genellikle. Aslında bu küresel bir şey değil mi? Yani herkeste olan bir şey. Belki bilmiyorum. Hani eskiden ben tüm rüyalarımı hatırlarım. Ya da hatırlardım. Uzun bir süre. Mesela hatta hala çocukluğumda gördüğüm kabusları bile... Şu... Ben bu ağacın üstündeki şeyi zannettim. Şu ağacı ve koyunu birleşmiş bir şekilde bir bina falan zannettim. Ya da bir... Baksana, bunun uzaktan şey gibi gözüküyor böyle. Sanki böyle bir canavar gibi. Hey kabus! Ne diyecektim ben? Hani insan, dediğim gibi ben çocukluğumda gördüğüm kabusları bile an ve an hatırlıyorum mesela. Ama mesela ta atıyorum 10 saat önce gördüğüm rüyayı hatırlamıyorum. Nasıl bir şeyse artık bilmiyorum gerçekten. Çok değişik bir şey. Ben bir şey yemem lazım. Wow. Okey, ben bir şey yapmam lazım. Netavat gerek yok gerçekten. Gelincik. Zaman. Bundan yeter diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Ben çok fazla kabus gören bir insan değilim. Hatta bakarsan hiç kabus gören bir insan değilim. Ne güzel burası böyle ya. Ana. Sadece sertleşmiş kil. Maşallah. Ben genellikle hiç kabus görmeyen bir insanım. Gerçekten. O eskidendi. Hani 2 sene ya da 3 sene boyunca. Ve gerçekten galiba ben... Yani... Bilgisayara başladıktan, bilgisayarda oyun oynamaya ya da video çekmeye ya da yayın yapmaya... Hani o dönemlerde artık bıraktım. Daha doğrusu artık yani bıraktım derken... kabus görmüyorum. Onun alakası olabilir mi? Bilmiyorum ama... Yani şöyle... Kabus işte mesela bu rüya gibi, dinozor rüyası o kadar da çok kabus değil yani. Ha? Sonuçta hani böyle kalkmıyorsun. Yani yine korku yaşıyorsun ama o kadar da abartılı değildi yani. Ne yapacaktım ben şimdi? Neredeyim ben gerçekten? Az kaldı. Yok. Ben geri gittim. Ben buradaydım. Ay gerçekten ben nasıl geri gittim? Aa, konuş. Ondan sonra başına gelen budur. Ya çok güzel. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Dalmışım. Zor. Bu sefer gerçekten dikkatli olmam lazım.
Şimdi nerede kalmıştık? Hani dediğim gibi yani kabus falan görmüyorum. Gördüğüm zaman da nadiren. Ama bir gün gerçekten korkuyorum. Hani bir gün gerçekten o görmediğim kabusları bir günde görürsem mi acaba diye korkuyorum. Bakalım o gün gelecek. Ya da mesela şeyden de korkuyorum. Hani korkmak değil de yani. Çok güzel bir konu bu rüya konusu gerçekten. Şöyle bir şey. Nasıl diyeyim? Mesela yüksekliklerden korkarım. Ya da yani ya korkarım aslında rüyada. Mesela gerçek hayatta yükseklikten korkmuyor musun? Ama rüyada öyle değil. Rüyada da korkmam ama şöyle bir şey var. Hani rüyada da yükseklikten korkmam ama eğer ayaklarım altında zemin yoksa var. Ve ben daha doğrusu ayaklarımın altında metrelerce bir boşluk varsa o zaman böyle bir korku. En çok da böyle nasıl anlatsam karnımda midemde böyle bir hani derler ya midemde kelebek gibi oluyor falan filan uçuşuyor. Öyle gibi bir şey. Hani çok garip bir his. Sanki böyle midem çekiliyor. Hani mesela uçak kalktığı zaman mideniz böyle bir kalkıyor ya. Öyle gibi düşünebilirsiniz. Ama böyle hani mesela atıyorum bir yerden çıkıyorsun. Altında böyle çok büyük bir boşluk var. Metrelerce böyle. Çok yukarıdasın mesela. Tamam mı? Çok yukarıdasın. Tepedesin mesela atıyorum. Ve bir şeyde tutunmaya çalışıyorsun. Bir şeyde tutmaya çalışıyorsun derken bir yere çık. Yani mesela dağa tırmanıyorsun. Tırmancılar gibi böyle. O gerçekten çok korkunç oluyor. Hani böyle ha düşeceğim. Ha düşeceğim. Düştüğüm zaman ne olacak? Bir de şöyle bir şey de var mı? Sonuçta sen onun rüya olduğunu bilmiyorsun. Rüya olduğunu bilsen o zaman farklı olur. O zaman ona göre tedbirini alırsın. Zaten öyle bir şey de var. Bir teknik var. O tekniğin sayesinde rüyanda kontrolünü sağlıyorsun kendine. Yani daha doğrusu rüyanda olduğunu biliyorsun. Ve ona göre de istediğin gibi yani nasıl diyeyim hareket edebiliyorsun. Bunu gerçekten bir yapmam lazım. Daha doğrusu bir uygulamam lazım. Gerek var mı böyle bir şeye? Hayır. Ama sadece... Burası niye kırmızı? Burası niye kırmızı? Tahmin ediyorum. Hepsi gitti. Okey tamam öyle olsun. Az kaldı geldik. Az kaldı. Ne diyecektim ben? Bir de bu da nereden çıktı? Neyse. Ne diyecektim ben ya? İlk önce bir yatalım bir saniye. Yapacaktım. Aa biliyor musunuz? Burada yapmıştık biz az önce. Yine aynı yerde. Umarım yine yanlış yere gitmeyiz. Hadi gece oluyor zaten. İstediğim saatte yatmak istiyorum ya. The Forest gibi olsun lütfen. İstediğim saatte yatmak istiyorum. So, ya da mesela gece olması için gündüz yatmak isterim mesela. Şimdi bakalım. Yanlış gitmeyelim. Doğru gidiyoruz. Bunu gerçekten denemek istiyorum. Hani dediğim gibi o rüyanda kendine hakim olmak. Gerek var mı? Yok ama zevkini denemek isterim gerçekten. Ve bence çok enteresan bir şeydir. Ya da bir deneyimdir. Gerçi öyle bir şey yine varsa veya oluyorsa neden olmasın? Yapmak lazım yani. Ya da mesela en kötüsü yükseklikten düşmek. Tam yere çakılıyorsun. O an uyanıyorsun. Ve ne kadar çok yere... şey yapıyorsan sen söyle. Ne kadar çok yere yaklaşıyorsan o kadar çok tedirgin ve korku oluyorsun. Ya da korku oluyorsun. Korkuyorsun yani. Aha.
Veya mesela şey, atlıyorsun falan. O atlamada az kısım mesela yere düşüyorsun ya da bir platforma düşüyorsun. Yani o tarz şeyler mesela hani. O gerçekten korkunç oluyor. Normalde gerçek hayatta belki korkmadığım şeyler. Hani sonuçta ben metrelerce bir yere düşmedim ya da mesela bir yere tırmanmadım. Aslında ona benzer bir şey yaşadım da öyle şeylerden korkmuyorum ben normalde. Ama rüyanda öyle şeyler oluyor demek. Korkuyorsun. Ve neden öyle şeyleri görüyoruz? Bu bilinçaltı dediğimiz şey ne? Nasıl çalışıyor? Yani bilinçaltı diye bir meslek var mesela beynimde. Bilinçaltı bey. Adam geliyor diyor ki bugün Abdullah'a ne versem acaba? Bir dinozor ya da yükseklikten düşme bence güzel olur. Ya da mesela geçen de şeydi, yok geçen değil, aynı rüyada görmüştüm. Hani dedim ya dinozor falan. İşte bu bugün uyuduğum. Orada da bir tane köpek görmüştüm. Bir sınır kapısında dayanıyordu. Ondan sonra kimse geçilmiyordu. Geçileni ısırıyordu. Burnu gerçekten kır pidesi kadar. Böyle uzun. Böyle. Hani bayağı böyle burnu. Neyse artık. Ya da çenesi çok çok uzun böyle. Benle konuşmaya başladı böyle. Ey sen kimsin bakıyorsun böyle. Onları hatırlıyorum bak. Gerçekten yani bunları kim ayarlıyor ve nasıl ayarlıyor? Bunları gerçekten bir öğrenmek istiyorum. Acaba Barış Özcan bunun hakkında bir video yapmış mı? İzlemek isterim. Ben nereye Allah aşkına? Geldik ama. Sonunda. Zor. Bayağı da eşya topladık. Yani topladık değil mi? Evet. Bence topladık. Zor. Tık tık. Nereye varıyoruz? Aa oraya varıyoruz, tamam. O zaman nasıl yapalım? Mesela şöyle. En yakın. Ah burası zaten. Okey. Varamadık. Neyse. Aa, daha burası bitmedi. Daha burası bitmedi. Neyse ki geldik. Eşyaları şimdi... acıktım ben. Eşyaları şimdi yerleştirmek istemiyorum. Onları gelecekteki Abdullah yapsın. Yayında yani. Onlara ben karışmam. Ben halletmek istemiyorum yani. Kendisi yapsın. Burası bir işe yarasın yani. So. Gut. O zaman. Bir dakika. Portlamama gerek yok. Başladığımız yerden veda edelim. Gerçekten çok güzel bir turdu. Çoktan da yeni video çekmedim. Hani oysa biraz bugün biraz sakindim. Aslında her zamanki gibi. Değişen bir şey yok. O zaman ya. Dostlar. İnsanlar. Güzel insanlar. Hele sen. Gelecekteki bölüme görüşmek üzere. Bakalım gelecekteki Abdullah ne yapacak? Belki neler yapmış? Neler değişmiş bilmiyorum. Size sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tschüss. Ciao. Bu nasıl bir vedalaşmaydı? Ben nasıl vedalaşıyordum ya? Böyle çabuk vedalaşmıyordum. Tschüss. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Benim gibi kalmayın yani.